Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir soyut şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Yapımcı Osman Subaşı ile birlikteyiz. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Bey'i atıyorum. Sen de bana günlük hayatta nasıl hitap ediyorsan öyle hitap edin. Selim abi, biz atabileceğimiz bir ek yok. Peki. Şimdi Osman Subaşı yapımcı. Mesleğine uygun olarak, bugün icra ettiği mesleğine uygun olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema, Halkla İlişkiler, Reklamcılık bölümünde de yüksek lisansına devam ediyor. Yanlış kurdum cümleyi. Fransız Dili ve Edebiyatı mezunusun. Fakat evet, yüksek lisansın günümüzde yaptığın meslekle alakalı. Sinema, halkla ilişkiler, reklamcılık. Ya üç ayrı mı bu, yoksa bu bütünleşik bir şey? Şöyle, şimdi iki dalda bunu yapabiliyorsunuz. Aslında halkla ilişkiler ve reklamcılık bir dal. Radyo, evet, televizyon, sinema bir dal. Ben ikisinde birden devam etmiştim. Ayrı ayrı devam ettim. Evet, ayrı ayrı. Bizim mesleğe de göz diktin yani. Ama şu anda sinema, radyo, televizyon diye bakalım. Evet. Şu anda uğraş alanı olarak. Evet, uğraş alanı böyle olarak. Osman Subaşı'nın TRT ekranlarında yayınlanmış ilginç dizileri var. Birazdan bahsedeceğiz. Çok ödüllü, dünyada 16 büyük ödül almış bir sinema filmi var. Ondan da bahsedeceğiz. Ayrıca yine dediğim gibi birçok belgeselinde yapımcısı kendisi. Belki bu belgesellerden biri üzerinde daha fazla duracağız. O da Ortak Miras belgeseli. Konu bizim ilgimizi çektiği için soyut şeyler ekonomisi olarak biraz daha fazla duracağız onun üzerinde. Evet. Osman Subaşı... Tamamı zaten somut olmayan kültürel miras üzerine, evet, çalışılmış bir... Tamamen bizim için çalışmışsınız, evet, yani öyle anlıyor, görünüyor. Şimdi bir de mesleki örgütlerle ilişkin var. FİYAP, Film Yapımcıları Meslek Birliği kurucu üyesisin. Evet. Bir de Uluslararası Film Yapımcıları Birliği, FİYAP'ın yönetim kurulu üyesisin ve Türkiye temsilcisisin. Evet. Bu da bir Birleşmiş Milletler alt kuruluşu. Alt kuruluşlarından birisi. Evet. UNESCO ile beraber Birleşmiş Milletler alt kuruluşlarından birisi. Alt kuruluşlarından biri. Evet. Önce şu FİYAP'tan başlayalım. Film Yapımcıları Meslek Birliği ne yapıyor? Yara başkanlığını yaptın mı, yanlış mı hatırlıyorum? Yok, başkan yardımcılığı ve hep yönetim kurulu üyeliği şeklinde ama devam etti. Ama kurucular kurucu üye olarak 2005 yılında bir grup arkadaş, özellikle Ankara'da hiçbir sinema, televizyon, radyo meslek birliğinin bulunmaması ihtiyacından ötürü böyle bir girişimde bulunduk. Tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak birlikte çalışan bir ve beraber projeler üreten bir kuruluştur FİYAP. FİYAP'ın dünyanın belki de 30'dan fazla ülkesinde yapmış olduğu Türk Filmleri Haftası haftaları gibi etkinlikler dışında hala devam eden bir aylık yönetmen ve film izleme programları var. Bunlar tamamen ücretsiz gerçekleştirilen bir şey, etkinliktir. Bir de şey içerisinde özellikle radyo, televizyon ve sinema sektöründe yetişmiş eleman sorunu sebebiyle her dönem, yani hem kış dönemi hem de bahar dönemi olmak üzere her dönem teknik altyapı için eleman yetiştirilmesi noktasında senaryo kurslarından görüntü yönetmenliğine eğitimler veriyoruz. Evet, eğitimler veriyoruz ve tamamen ücretsiz gerçekleştirilen. Hem teorik hem pratik. Evet, uygulamalı ve ondan sonra bu arkadaşlarımızın da aynı zamanda sektörde bir şekilde sektöre kazandırılması için de çalışmalar yapıyoruz. FİYAP, Türk sinemasının özellikle dünyada
tanıtılması, belirli bir noktaya gelmesi, ilerlemesi için kurulmuş, bu amaçlarla kurulmuş bir şeydir, örgüttür. FIAF'la ilgili... Bunu biraz bir şey sorayım. Sinema, Türk sinema filmi haftaları yaptınız ya. Evet. Bunlar kendi Türkiye hinterlandı mı yoksa daha uzak coğrafyalarda da yaptınız mı? Şöyle, Çin'den Japonya'ya, Japonya'dan Polonya'ya, Finlandiya'ya, Almanya gibi yani dünyanın pek çok, hatta Amerika dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde, biraz önce ifade etmiştim, 30'un üzerinde ülkede Türk Filmleri Haftası şeklinde bizden oyuncuların, yönetmenin ve filmlerin oraya götürülerek ondan sonra bir sinema salonunda gösterilmesi ve arkasından söyleşi programlarıyla beraber bir etkinlik. İlgi oluyor muydu bu? Ya da bazı yerlerde daha ilgi az olabilir, bazı yerlerde daha fazla. Aslında ben şaşırdığımız yerleri söyleyeyim. Çin'de bizim filmlerle ilgili çok yoğun bir ilgi olmuştu. Türkiye'de de bir Çin Filmleri Haftası yaparak aslında biz böyle bir egalize etmek, yani karşılıklı bir kültürel iletişim gibi bir şeye dönüştürmüştük. Finlandiya'da çok fazla etkisi olmuştu. Hem orada yaşayan vatandaşlarımız açısından hem de oradakilerin Türk sinemasına olan ilgisi sebebiyle belki birazdan konuşacağız. Yani dizi sektörü, Türk dizilerinin dünyada da daha çok fazla izlenmesi sebebiyle dizilerde bir öncülük rolü oynuyor yani o zaman. Biz dizilerden, evet yani Türk dizilerinin henüz dünyaya bu kadar yayılmadan önceki süreçte böyle bir şeyimiz var, fonksiyonumuz tamam. Oldu, evet. Peki geçelim FIAP'a, Uluslararası Film Yapımcıları Birliği Yönetim Kurulu üyesisin, Türkiye temsilcisin bu uluslararası kuruluşta. Bu kuruluş ne yapıyor? Şimdi ben 2017 yılında buraya seçildim. Hem Türkiye temsilcisi hem de yönetim kurulu üyesi olarak. Bu kuruluş 1933 yılında görsel dünyanın belirlenmesiyle ilgili, yani özellikle o zamanlar henüz daha sinema çok gelişkin değilken, radyo televizyon kurumlarının ve telif haklarının belirlenmesiyle ilgili 1933 yılında Paris merkezli kurulmuş bir yapıdır. Bu yapı bir telif hakları, bütün dünyada ki telif hakları ile ilgili müdahale etmek, ondan sonra onların düzenlenmesini ve hak sahiplerinin doğru biçimde kendi haklarına ulaşması ile ilgili bir şey yapıyor. Uluslararası tüm festival akreditasyonlarını bu şey yapıyor, bu kurum yapıyor. 5 kıtada 30 ülke ve 37 organizasyon, yani birliğin, 37 birliğin diyelim, temsilcisi olarak temsil edildiği büyük bir yapıdan söz ediyoruz aslında. Çünkü burada 37 şeyin içerisinde, organizasyonun içerisinde yaklaşık belki de yani 50 bin üzerinde dünyadaki yapımcı söz konusu. Peki, ikisi de önemli kuruluşlar. Birisi dünya için, birisi evet, ülkemiz için, oldukça önemli. Evet. O zaman başarılarınızın devamını diliyorum bunda, evet. Teşekkür ederim. FIAP'la ilgili özellikle birkaç projemizden de yani tamam. Söz etmek isterim. Kısaca, zaman çok hızlı akıyor yani onu bilesin, çok konuşacağın şey var, ben de evet. Evet, sığdırmaya çalışalım, sığdıramadıklarımız. Belki bir başka program daha yapmak durumunda kalırız. Şöyle, şimdi 100 yıl içerisinde özellikle en önemli işlerden bir tanesi Aralık 2001 yılı içerisinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Korkut Ada Film Festivali. Bu festival içerisinde Uluslararası Sinema Derneği ile beraber FIAB'ın organize etmiş olduğu bir çalışma tamamen Kültür Turizm Bakanlığı ev sahipliği yaptı ve bütün Türk Cumhuriyetlerinin burada filmleri 30'un üzerinde film gösterim yapıldı.
bir hafta devam eden büyük bir etkinlik oldu. Aynı hafta içerisinde zaten 8. Türk Konseyi'nde belki birazdan söz edeceğiz. Yani daha önce Türk dilini konuşan vatandaşların olduğu bir örgütken daha sonra tüm Türk devletleri olarak 8.'si Aralık Kasım ayında gerçekleştirmiş evet, oldu. Tamam, bunu söylemesek olmazmış. Önemli bir etkinlik o da gerçekten. Bu arada tabii Türk dünyasında sinema sektörü özellikle Sovyetlerden sonra epeyce bir geriledi herhalde. Kazakistan hala bir canlılık var. Hangi ülkelerde daha? Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan hala çok ciddi bir canlılık gösteriliyor. Bunun tamamen bu kaderin değiştirilmesi noktasında gerçekten Korkut Ata ve çok ciddi bir Yesevi Fonu diye özel bir fon kuruldu. Bu şekilde tamam. Sinema ve film şeylerinin bu gerçekten için, önemli Osman. Evet. Gerçekten yani. Şimdi Korkut Ata Film Festivali'nin ikincisi Bursa'da yapılacak. Aralık ayı içerisinde bu yıl. Üçüncüsü Bakü'de yine Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Türk dünyası için bütün ortak bütçenin, yani kültür sanat üretiminde ortak bir bütçenin oluşturulması ile ilgili Yesevi Fonu kurularak bu konuda anladım. Çok iyi. Bakü'de teşvik edilmesi gereken şehirlerden ya da Azerbaycan ülkelerden biri. Sinema sektörü orada da epeyce zayıf ama ciddi bir potansiyeli var. İnsan kaynağı olarak da var. Ülke olarak da var. Peki, hızlıca bir... Bizim dizilerin çokluğu onları biraz şey yapmış olabilir, tembelleştirmiş de olabilir. Diyorsun. Çok fazla bizim dizilerimizi izliyorlar. Evet. Türk Cumhuriyetlerinde. Evet, olabilir ama sinema diye de bir şey var. Dizi de sınırlı değil. Dizi sinema demişken Türk sineması, Türk sinemasının dünyadaki yeri ve diziler tabii. Dizilerin dünyadaki başarılarını biliyoruz. İhracat rekorları kırdıklarını da biliyoruz ve birçok ülkeyle de ciddi anlamda rekabet ediyorlar, yarışa biliyorlar başarıyla. Bu konuda neler söylersin? Şimdi biz şu anda dünyada üretmiş olduğu içeriği, yani dizi ve filmleri dünyaya en çok satan ve dünya pazarına sahip ikinci konumdayız. %35 ile Hollywood ve Amerika hala birinci ama biz %33 ile çok yakın bir aralıkla bunu takip ediyoruz. Hollywood kaç dedin? %35 Hollywood. %33 biz varız. Tabii çok büyük bir endüstriyle rekabet ediyoruz. Yani Hollywood diye bir şey var. Çok büyük bir endüstri. Üstelik yani daha kıt kanaat ve daha dar bir bütçelerle bu yarış yapılıyor. Gerçi yani bu sayı arttıkça dünyada 400 milyondan fazla insana Türk dizileri ulaşınca her şey birden değişmeye başladı elbette. Bizi takip eden bizim arkamızdan %29 ile Güney Kore var. Yani Güney Kore'de bu anlamda. Fakat şimdi üretilen içeriğin dışarıya satılması, bütün evrensel anlamda bir kimlik kazanması çok önemli. Çünkü dünyada o kadar çok farklı ülkeler var ki kendi üretmiş olduğu içeriği kendi içinde bile tüketmekte zorlanan, yani onu bile sağlayamayan çok fazla ülke var. Örnek vereyim, mesela şaşırtıcı olabilir sizin için. Afrika'da yılda 600, Nijerya'da, Afrika'da Nijerya'da yılda 650 tane film üretiliyor ama dışarıya ihracata baktığınızda hiçbir şey yoktur. Yani, İçeride mi tüketiliyor bunlar? İçeride tüketiliyor sadece. İlginç bu da. Evet. Demek ki pazar kaldırabiliyor bunu. Evet, bizim ya da çok fazla devlet teşvikleri aslında var. Çok karakteristik, çok ciddi bir farklılığı var. Dünyada anlatılan yani hikayeler bağlamında baktığımızda konuya. Şimdi Hollywood sadece Vietnam'la ilgili 50'nin üstünde film yaptı, biliyorsunuz. Ve aslında o kadar çok tekrarlar vardır ki, yani konu sıkıntısının ya da hikaye sıkıntısının ya da orijinal bir hikaye sıkıntısının yaşandığını filmlerden görebilirsiniz. Evet. Şimdi bizde çok zengin bir hikaye kültürümüz var. Yani doğuda çok zengin bir hikaye geleneği var.
Bir de bizim dizilerimizin ve filmlerimizin karakteristik özelliği Amerika'nın kazandığı değil, sadece iyilerin kazandığı bir sonla bitiyor olması. Dünyada bu çekim gücünü bu kadar kazanmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi bu olarak görüyorum. Evet, hikayenin kendi, anlatının kendi gücü de vardır sadece finalle ilgili. Elbette, elbette. İldirelim. Yani hikayenin kendi gücü olmasa zaten orada merak duygusunu taşıyacak bir şeyiniz olmaz yani. Evet, sinemada aynı başarıyı elde edemedik, diziler öncülük yapıyor, öyle değil mi? Uluslararası anlamda. Uluslararası anlamda aslında Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, işte yani bildiğiniz önemli yönetmenlerimiz oralarda da aslında çok ciddi başarılar gösterdi. Hatta yani çok yakın zamanda yine TRT'nin de içinde bulunduğu yani Japonya'da, ondan sonra Çin'de çok fazla ödül alan, ondan sonra şeyimiz var, yönetmenlerimiz ve filmlerimiz var. Evet, bizim ödüller alıyoruz. Ben pazar anlamında sordum ama tabii yani burada çok sinema sektörümüze de haksızlık etmeyelim. Şöyle, tabii hala Hollywood'un baskınlığı devam ediyor dünyada, değil mi? Sinemasal olarak evet. Bir de festivallerin ne yazık ki kendi içerisinde bir takım handikapları var. Biraz daha art house dediğimiz filmlerin ön plana çıkartılarak yapılması sebebiyle kitleselleşme noktasında bir şeyi var tabii. Yani popüler ve kitlesel olanla ondan sonra sanatsal olan arasında maalesef her zaman böyle bir mesafe olmuştur. Evet. Bizim sinemamızın dünyadaki karşılığı aslında bu anlamda baktığınızda var. Sadece endüstrileşme ve ticarileşme noktasında belki bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Onda da daha iyi adımlar atabileceğimizi ümit ediyorum ben şahsen. Bu Türk dünyasıyla ortak oluşturulan şeylerde, çünkü her şeyde, her bir etkinlikte ya da her yıl diyelim ki aslında bu yıl mesela Türk Konseyi'ne şey katıldı, Macaristan da katıldı. Batı'dan da çok ciddi katılımlarla bu şeyin genişleyeceğini ve büyüyeceğini düşünüyorum. Bulgarlar da katılabilir bence. Tabii ki, katılıyorlar. Biz Bulgaristan'la çok ortak kültürümüz var. Zaten yani belki birazdan söz edeceğiz. Bulgaristan'da da yani bir aya yakın uzun bir dönem ortak miras için çekim yapmıştık. Evet. Geçelim mi yavaş yavaş ortak mirasa? Şimdi tabii ortak miras deyince bizim Anadolu Türkleri olarak hani o nerelerle ortaklıklarımız, ortak kültürel şeylerimiz var, havuzumuz nasıl oluşuyor? Asıl olarak buraya vurgu yaptınız ama ben şu öncelikle şunu söyleyeyim. Bir haritada da görüldüğü gibi bir Osmanlı coğrafyası var. Şimdi adını hatırlayamayacağım bir Amerikalı profesör Yale Üniversitesi'nden. Evet, Alan Mihail diye bir profesör, bir New York Times'ta yayınlanan bir makalesinde, makalesinin sonunu şöyle bitiriyor. Aslında hepimiz Osmanlıyız. Şöyle ki, bugün birçok, dünyada yayılan birçok, işte kahve gibi, protestanlık gibi birçok unsurun Osmanlı etkisiyle oluştuğunu ve bugün o meşhur büyük kahve zincirlerinde oturan insanların pek de bundan haberi olmadığını yazıyor. Hatta bir bununla ilgili bir de kitabı var. Kitabın adını hatırlayamıyorum. Şimdi bir Osmanlı haritasına ve hinterlandımıza baktığımızda aslında Yunanlılar da, Bulgarlar da, Macarlar da Osmanlı. Yani batıya doğru, kuzeye doğru, güneye doğru. Doğu Osmanlı'yı yani geldiği yerlerle çok ilgilenmemiş doğrusunu istersen. Ama orayla da bizim irtibatımız var yani sonuç itibariyle geldiğimiz köken olduğu için. Eğer politize etmezsek, bir siyasal Osmanlıcılık hissi yaratmazsak bu kültürel coğrafi Yunanlılar da dahil olmak üzere. Hani niza var ya aramızda, bir takım düşmanlıklar falan. Onlarla bile ortak Osmanlı
konsepti içinde birçok aktivite, birçok nasıl diyeyim kültürel gelişme sağlayabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Hemen bir harita daha göstereyim seyircilerimize. Ondan sonra bu ortak miras şeyine girelim. Arkadaşlar diğer haritayı da verelim. Ortak miras sevgili seyirciler bir TRT için yapılmış bir belgesel. Evet. Kaç bölüm? 26 bölüm ve 26 konu başlığında aslında Türk dünyasındaki gelenek, görenek ve ritüellerin gündelik hayat yaşam biçiminin kayıt altına alındığı aslında kültürel bir envanterdir ortak miras. Çok başarılı bir çalışma. Özellikle bu bakımdan bu belgeselle biz de soyut şeyler ekonomisi olarak ilgilendik. Şimdi yine arkamdaki harita Anadolu coğrafyasının aslında karşılıklı etkileşimlerini aktaran bir harita. Yani bir kalp gibi çalışıyor Anadolu. Atar damar, toplar damarlar çalışıyor. Evet. Yani Güney Mezopotamya, Batı, Balkanlar, Kuzey Akdeniz'in kuzeyi ve güneyi Akdeniz'in hem alt yakaları hem üst yakaları sürekli burayı kültürel olarak besliyor. Burası da o bölgelere kültürel olarak bir etkilerde bulunuyor. Bu bakımdan sizin ortak miras tabii daha çok Türk kültürü üzerine kurulu ama daha genel anlamda bir kültürel şeye belki de ihtiyaç var. Onu da yaparsınız belki. Yani Yunanlarla ortak mirasımızda, Bulgarlarla ortak mirasımızda, Ruslarla ortak mirasımızda yapabiliriz. Evet. Buna da ihtiyaç var. Şimdi aslında kültürel miras, ortak ya da ortak miras dediğimiz şey ya hafıza ve belleğin aslında nesilden nesile ya kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda hepimize önceden tahmin edemeyeceğimiz gerçekten çok ciddi fırsatlar sunuyor. O bizim ortak miras şeyine geldiğinizde ise maddi manevi biçimleriyle yani bir göç kültüründen gelen ondan sonra geçiş coğrafyasındaki süreçte bize bildik bilmedik yani tanıdık tanımadık çok farklı heyecanları, karşılaşmaları ve buluşma süreçlerini sağlıyor. Evet. Bizim coğrafyamızda atasözlerinden türkülere, şiirlerden şarkılara kadar uzanan aslında ve çok ciddi çeşitlilik arz eden kadim bir medeniyetin ortak mirasından söz ediyoruz. Yoksa aslında zaten şey dediğiniz yani kültürel miras dediğiniz evrensel bir değeri yoksa paylaşılmaya şey değil zaten. Dolayısıyla ya paylaşılabilmesi için kültürel bir kod, bir kök hafıza içermesi gerekiyor. Bizim medeniyetimizde bu fazlasıyla var. Başka medeniyetlerde yok mu? Tabii ki var. Yani ben bizim medeniyetimiz üzerine konuştum. Tabii ki. Tabii ki. Elbette aslında kültür bir ontolojik bir mesele aslında. Bizi var eden başka toplumlardan da bizi ayıran çok temel unsur. Yani elbette başka toplumlarında da kültürel değerleri var. Ama biz daha çok tabii ki kendi kültürümüzle ilgileneceğiz. Espri olsun diye öyle bir soru sormuş oldum. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli aslında bizim kültürümüzün yerleşik kodlarını kayıt altına almış durumdalar. Ve onlar sayesinde, onların yönlendirmeleri sayesinde bugün biz çok geniş bir ortak kültürel mirastan söz edebiliyoruz. Evet, bir reklam arası veriyoruz. Hay hay. Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Thank you.
merhabalar sevgili seyirciler. Yapımcı Osman Subaşı ile sohbetimize devam ediyoruz. En son TRT için yaptığı Ortak Miras adlı belgesele bir giriş yapmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz. Bu belgeselin aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olarak kitabı da yayımlandı ve birçok bilim insanının da bu kitaba katkısı oldu. Şöyle çok kısa hepsini okursam çok zaman alır ama içindekilerle ilgili, daha doğrusu bu bilim insanlarının makaleleriyle ilgili birkaç başlık okumak istiyorum size. Mesela düğün bunlardan biri, renkler, yani müzik tabii çok önemli, giyim kuşam yine önemli, aşk ve sevgi, halk hekimliği diye bir başlığımız var. Süsleme sanatları var, ateş ve ocak var, eğlence var, vakıf ve yardımlaşma var. Dediğim gibi hepsini ben tek tek saymayayım. Mutfak ve konserve var. Bu da çok önemli bir konu, gastronomi. Evet. Var mı söyleyebileceğim bir şey bu konularla ilgili? Birkaç konuya değinelim. Şöyle, sadece 300'den fazla çorba çeşidinin olmuş olduğu bir aslında yani Türk kültürünün yani bu kadar geniş coğrafyada 300'den fazla çorba çeşidinin olması bile aslında çok ciddi bir zenginlik yani, gastronomi açısından. Hatta Özbek pilavının içerik olarak tamamen İbn-i Sina tarafından yani bir öyle mi? Bir ilaç gibi yani. Evet, bir ilaç gibi şey yapıldığı. Yani öyle tarifinin öyle oluşturulduğu İbn-i Sina tarafından böyle biliniyor. Öyle olmasa bile güzel hikaye, evet. Evet. Bizim bütün ortak mirasımız içerisinde aslında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de bir toplumsal yaşam biçimi olarak aslında aşurenin kendisidir. Yani aşure öyle ilginç bir metafor ki aslında. 40 tane yiyecek bir araya geliyor. Hiçbiri kendi orijinal lezzetini, tadını kaybetmiyor. Ama 40'ı birden bir araya geldiğinde farklı bir lezzet oluşturuyor. Bu açıdan aslında birlikte yaşam kültürü olarak da Osmanlı'nın, yani öncesinde Selçuklu'nun oluşturmuş olduğu yaşam biçimini biraz bize böyle... Tabii efendim, İslam dönemi evet, yani yemeği yiyeceği metafor olarak bize yansıtan bir şey. Evet, yani. Evet, güzel. Peki konut ve mimari de Doktor Pınar Karataş yazmış. Konut ve mimari de bizim çok önemli konularımızdan biri aslında. Birkaç mimar arkadaşla da bu konunun sohbetini yaptık burada. Türkiye'de de biraz özellikle sivil mimari çok dağılmış durumda. Aslında sadece sivil mimari de değil yani. Mimari konusunda ciddi zaaflarımız var. Ne dersin bu konuda? Şöyle, aslında Türkler göçebe hayattan yerleşik hayata geçtikten sonra kendi mimari olarak oluşturmuş oldukları yani yapılara baktığınızda mahremiyetin korunmasının en yüksek düzeyde olduğu ve işte tek katlı ya da iki katlı ya da maksimum diyelim ki üç katlı evlerin işte konuşlandırıldığı bir mimari oluşturulmuş. Evet. Bu mimarinin içerisinde aslında bütün Türk coğrafyasında yani işte Kazakistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna'ya kadar rastlayabileceğimiz çok enteresan şeyler var. Yani kapı tokmakları diye bir şey var mesela. Hı hı. Gelen kişinin cinsiyetinin belli olması ve içeriden açacak kişinin ona göre kendi şeyini tanımlayabilmesi için bir kadının çalacağı farklı bir işte kapı tokmağı, ondan sonra bir erkeğin çalacağı farklı bir kapı tokmağının bulunması. Hatta içeridekilerin hane halkının işte durumunu belirten yani İşte yüzük figürlü kapı tokmaklarına kadar pek çok böyle ayrıntının gizli olduğu aslında bir ne anlama geliyor mimari. Mesela yüzük figürü içerideki insanların evli olduklarını gibi bir şey anlıyoruz ve
mesajlar, yani simgesel evet. anlamları var bunlar. Evet. Çocuklar için de var mı? İşaretler, kodlar yani. Evet. Peki Osman, bu şey ortak miras belgeseli konusu nasıl ortaya çıktı? Şöyle, TRT içerisinde yine birlikte çalıştığımız bir konu vardı, Yaşayan Tarih diye. Evet. Yaşayan Tarih ile ilgili aslında bizim ortak mirasın ilk başlangıç noktası olarak onu şey yapabiliriz, onu düşünebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türk Cumhuriyetlerine gittiği her yerde bir vurgusu aslında bizi biraz bu belgesel çalışmasını yapmaya itti. Biz iki devlet ama tek milletiz şeklinde bir vurgusu vardı. Azerbaycan'da. Evet. Bu başka yerler için de yani diğer Türk Cumhuriyetlerinde de evet. aslında zikrettiği bir şeydi. Evet. Arkeolojiyle ilgilenmiyoruz. Biliyorsunuz arkeoloji tamamen bitmiş kültürel olarak süresini ve fiziki olarak da canlılığını tamamen yitirmiş kültürlerle ilgili bir bilim dalı. Evet. Bizim merakımızı canlı tutansa bu şeydeki yaşanan aslında yaşayan kültür. Evet. Ya bu kültürün henüz toprağın altına gömülmemiş evet. olanlar. Evet. Ama yani bu kültür öyle bir kültür ki nihayetinde Çin'den ta Avrupa'nın ortasına kadar canlılığını koruyabilen sadece yani küçük farklılıklarla bu kadar geniş bir coğrafyada kendi varlığını koruyor olması aslında bizim dikkatimizi çeken ve bizi bu konuya yönelten şey bu oldu diyelim. Farklılıklar küçük mü? Küçük. Yani hepiniz hepimiz Türk coğrafyasında reçel yiyoruz. Azerbaycan'da reçeli sadece işte çaya katık yaparak yiyorlar, şeker katmak yerine. Biz de reçeli kahvaltıda yiyoruz. Yani böyle minik farklılıklar var. Tabii. Ama temelde özüne baktığınızda şey aynı, düğünde aynı, ondan sonra süsleme sanatlarında aynı, müzikte aynı, giyim kuşamda aynı. Yani çok ilginçtir. Mesela düşünün ki folklorun ve folklorik kıyafetlerin halk oyunlarında evet. hala bugüne kadar mesela hiç bu şey yapmadan kendini koruyor olması, o geleneksel kültürü ve folklorun da kendi canlılığını korumasına sebep oluyor. Evet. Tabii bu etnik kültürlerin birbirine bu kadar yakın olması da aslında doğal bir şey. Yani sonuç itibariyle aynı kültürün bir şekilde unsurları oluyor farklı etnisiteler. Ama bir üst kültür diyebilir miyiz bilmiyorum veya onu nasıl adlandırmalıyız? Aynı coğrafyayı paylaşan farklı etnisitedeki toplulukların da ortak şeyleri oluyor, kültürel çıktıları olabiliyor tabii ki. Bugün Türklerin Kürtlerle de ciddi yakın kültürel bağları var. Evet. Araplarla da var. İşte Batı toplumlarıyla, bazı Batı toplumlarıyla da var. Yani Balkanlara biz sadece kültür taşımamışız, oradan kültür dağılmışız. Yani her ilişkimiz aslında böyle. Yani karşılıklı etkileşime dayalı. Evet, ya biraz alınan şeyin, yani buradaki kültürel kodun alınması ne kadar evrenselse o kadar paylaşılmaya değer oluyor. Biz bu çalışma içerisinde yani gözümüzden bir şey kaçmasın diye aslında 18 ülkeye yaydık bu çalışmayı. Evet. Fakat Türkiye içerisinde de yani bütün Orta Asya coğrafyası, ondan sonra bütün Balkanlar ve Türkiye içerisinde de yaklaşık 45 ilde yani 7 bölgede, 7 işte köyde, bazen çünkü gelenek görenek işte modernite ve şehirleşmeyle beraber işte şehirde farklılaşma gösteriyor diye 45'e yakın ilimizde de tüm bölgelerde çekim yaptık. Yani küçücük Anadolu coğrafyasında bile kültürler farklılaşabiliyor, farklı tezahürleri olabiliyor. Bu, yani tabii. Tüm dünyada herkesin modernitenin insanların hayatına getirmiş olduğu bir realite maalesef. Yani kaçacağınız bir şey değil. Evet.
Peki, dil farklılıkları var tabii. Yani biz bugün Azerbaycan Türkleriyle rahat anlaşabiliyoruz ama işte Kazaklarla çok rahat anlaşamıyoruz. Kazaklarla, Kırgızlarla ondan sonra istediğimiz şekilde rahat anlaşamıyoruz. Ortak kelimelerimiz çok fazla kelimemiz var. Belki gündelik hayatın %50'si, %60'ı ortak kelimelerden oluşuyor hala. Ama gerçekten farklı şeyler de var. Eskişehir bir dönem Türk Dünyası Kültür Başkenti. Dünyası Kültür Başkenti'ydi. Evet. Şu anda bu yıl Bursa. O zaman Bursa ile ilgilenen arkadaşlara da bu bir mesaj olsun. Bir web sitesi yapmışlardı. Eskişehir Kültür Dünya işte neydi? Türk Dünyası Kültür Türk Dünyası Başkenti. Kültür Başkenti. Olarak içinde dil olarak İngilizce, Rusça ve Türkçe vardı. Oysa yani bu 15-16 dili bir siteye yerleştirmekte ne var yani? Bu kadar zor bir şey mi bu? Bu bir. Evet. İkincisi de Rusça o bölgede bir lingua franca, ortak dil olabilmeyi başarmış çeşitli siyasi nedenlerle, onu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de bugün, gerçi Yunus Emre Enstitüsü'nün falan çalışmaları da var, bunları da takdirle karşılamak lazım. Türk dünyasının ortak dili olmaya en büyük aday Türkiye Türkçesidir. Çeşitli nedenleri var bunun da. Yani medya, bir defa ülke büyüklüğü, medya gücü, yoksa hani biz sizin abiniziz tavrı değil bu. Dil olarak baktığınızda da en estetik, yani lehçe olarak da ne hani olarak bakarsınız? O belki subjektif olabilir. Hani bize öyle geliyor olabilir. O bakımdan onu söylemek istemedim. Ama estetize etmiştir İstanbul Türkçe'yi. Evet. Bunu da kabul edelim yani. Kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Şimdi o bakımdan bu dil çalışmaları da gerçekten önemli. Kimsenin diline müdahale etmeden Kazaklar tabii ki Kazak Türkçesiyle konuşmaya, edebi eserler üretmeye devam etmeliler. O ayrı bir konu tamamen. Peki, zamanımız daralıyor. Son 10 dakikamız Osman. O nedenle yavaş yavaş şu dünyada çok ödül almış Mor Ufuklar adlı. Evet. Biraz da pandemi kurbanı olmuş. Öyle söyleyelim değil mi? Hemen pandemi öncesinde. Yok, çok pandemi kurbanı olmadı. Yani aslında pandemi öncesinde bizim Mor Ufuklar'la hedeflemiş olduğumuz şuydu. Seyircilerimiz bir anlasın, önce tanımı yapmış olalım. Mor Ufuklar bir sinema filmi. Evet, Mor Ufuklar sinema filmi. Suriye göçüne parmak basan, hikayeyi oradan alan bir sinema filmi. Evet. Dünyada da 16, yanlış söylemiyorum değil mi? Evet, 16 önemli sinema ödülünü almış bir yapım. Evet. Evet. Şöyle, kimse rahatının yerinde olduğu, kendi topraklarında doğup büyüdüğü yerden göç etmek istemez. Tabii. Yani göç aslında herkesin daha sonrasında da peşini bırakmayan toplumsal bir travma gibidir. Yani şimdi Suriye Savaşı ile beraber işte bizim ülkemize gelen resmi kayıtlara göre 4 milyon civarında ama artık resmi olmayan kayıtlarda 6 milyonu aşmış bir Suriyeli insan var. Bunların geliş süreçlerinde özellikle Akdeniz'de yaşanan sıkıntıları, işte 10 kişinin taşıyabileceği, 10 kişiyi taşıyabilen bir bota, işte 50 kişiyi bindirerek ondan sonra orada bütün insanların hayatına tehlikeye atılması gibi. Bizim Suriyeli Meryem'in hikayesi de aslında böyle bir şeydi. Biz Meryem'in hikayesini anlatarak Türkiye'nin Suriye ler hakkında göstermiş olduğu aslında fedakarlığı biraz dünyaya göstermek istedik. Buna dikkat çekmeye çalıştık.
burada amacımıza fazlasıyla ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü 16 festivalde yaklaşık yani sinema sektöründen yapımcı, oyuncu, yönetmen kimliğinde yaklaşık 400 bin insan bu 16 festivalde şeyi izlemiş oldu. Mor Ufukları izlemiş oldu. Purple Horizons ismiyle biz bu 16 ülkede gösterimini sağladık yani festivallerde. Amacımız da dediğim gibi Suriye göçünün yaratmış olduğu travmayı omuzlayan Türkiye'nin burada göstermiş olduğu fedakarlığı hem toplumsal düzeyde hem devlet yetkililerinin, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu özveriyi burada işte bir tane Suriyeli'yi bile sınırlarını açmayan Avrupalılara biraz göstermekti. Bu anlamda amacımıza ulaşmış olduk. Evet. Sadece bu mesajı aktarmak değil, aynı zamanda herhalde filmin sinema olarak da bir değeri olmalı ki, tabii ki bu ödülleri kazanmış olsun. Tabii aslında üç kadının kesişen, hikayelerinin kesiştiği çok ciddi bir şey. Yani böyle sosyolojik ve sanatsal tarafı çok ağır bir hikayesi var. Kadın kahramanlarımızdan bir tanesi Akdeniz'de bütün ailesini kaybetmiş ve sadece ailesinin mezarlarının olduğu yere gitmek istiyor. Diğer kadın kahramanımız hayatta her şeye doymuş, Nişantaşı'nda yaşayan ama hayatın amacını kavrayamamış ve kendine yaşamak için amaç üretmeye çalışan bir kahramanımız. Bir diğeri de yine göçe Bulgar göçüne maruz kalmış, Türkiye'ye gelmiş. Fakat orada doğup orada büyüdüğü için hasta yatağında ölmek üzere olan bir kadın kahramanımız. O da kendi memleketinde, memleketi olarak gördüğü Bulgaristan'da can vermek istiyor. Böyle üç farklı kadının kesişen hikayesi dünyanın dikkatini çekti. Tabii Suriye konusu değil elbette. Evet. Peki var mı önümüzdeki günlerde, aylarda yeni projeler yapımcı olarak? Var. Şimdi bir yine tarihi bir alan olarak bir Şehzade isimli bir animasyon film üzerine çalışıyoruz. Animasyon filmlerinde biz de çok eksiğiz yani ülke olarak. Çocuklara daha yani doğru hikayelerin ulaştırılması ve anlatılması konusunda bir çaba göstermek gerekiyor. Şehzade diye bir projemiz var. Onun da içerisinde yani tarihi, kültürel zenginlik açısından çok ciddi bir şey var. Bir de uluslararası bir yapım olarak başka bir projemiz var. Onu söz etmek için henüz erken. Sır mı? Daha çok yeni, çok büyük bir proje ama bir çocuk doğduktan peki, sonra adını koymak daha doğru. Tamam, doğru söylüyorsun. Peki tekrar ortak mirasa döneceğim ama ortak mirasla ilgili epeyce şey konuştuk. Fakat bu ortak mirasın sanki bir devama ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Öyle bir yeniden projelendirme ihtimali olur mu acaba? Ortak miras aslında yani çok doğurgan bir proje. Evet. Bunun içerisinden... Evet. Geleneksel Çocuk Oyunları diye bir başka bir proje doğdu ve bu geleneksel çocuk oyunları yapıldı. Bu geleneksel çocuk oyunları yapılırken de aslında Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, ondan sonra işte Balkanlar'da, Kosova'da, Üsküp'te, Saraybosna'da oynanan bizim geleneksel çocuk oyunlarımızın sadece birbirlerinden adları dışında hiçbir farklarının olmadığı, oynanış biçimi olarak da yani tamamen birbirinin aynı olduğu ortaya çıktı. Yani bir çocuk oyunu bile nasıl bir zincir oluşturuyor değil evet. mi yani? Ya bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılabiliyor olması, yani kültürün kendi içerisindeki yani kodlarında bulunan yayılmacılık şey, yani yayılabiliyor olması ve paylaşılabiliyor olması işte çok anlamlı kalıyor bu yüzden ortak mirası. Ben bu ortak mirasın Mezopotamya'ya doğru
genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Balkanlarda da çalışmalarınız oldu ama daha da orada da daha genişletilmesini doğru buluyorum. Bir de kuzeye doğru. Şimdi kitabın ikinci baskısı bir harita göstermiştim ya. Evet. O haritayı tamamlasanız ne güzel olur. Evet. Kitabın ikinci baskısı hazırlanıyor. Hı-hı. 26 konu başlığı birinci baskımızda vardı. Şimdi ikinci baskımızda bu çalışmaların, sözünü ettiğiniz çalışmaların pek çoğu yapıldı ve şu anda 45 bölüm olarak yapılacak. Belki hatta sığmazsa iki cilde bile yani dönüşmek zorunda kalabilir. Ayrıca çekim noktasında yani belgeselleştirme noktasında da bu çalışma devam ediyor. Çok güzel. Yani bitmeyen bir iş. Ya biz de siz soyut şeyler ekonomisi olarak program yapıyorsunuz. Biz de yitik kültürel mirasla ilgilenmiyoruz. Yitmemiş, canlı, kaybolmamış. Şöyle söyleyeyim, yani yitikler üzerinde de konuşmamız, tartışmamız gerekebilir, gerekir daha doğrusu. O yitiklerden de yaşayan kültürde neler idame ediyor, devam ediyor, bunları da bilmek, öğrenmek gerekir. Yani biz o gösterdiğim harita kuzey, güney, doğu, batı şeklindeki etkileşimden söz ediyor ama bir de derinliğine bir etkileşim var. Yani Anadolu'nun işte fosil kültürleri, yani bu da yabana atılır bir şey değil. Elbette, o da bir medeniyetin oradan, bir parçası. Tabii, yani Yozgat'taki bir yemeğin Hititle alakası var mıdır, yok mudur diye de bir bakmak gerekebilir yani. Öyle faktörler de söz konusu ama bu daha genişleyebilir. Genişleyebilir, daha derinlemesine araştırmalar yapılabilir. Yapılmalı da, hem bitmeyen bir pınar gibi bu. Her bakımdan, hem derinlemesine hem yüzeyden genişlemesine, incelemeye aday çok şey var, konu var diye düşünüyorum ben. Yani böyle detaya indiğinde mesela Ruslarla ortak çay kültürümüz, semaver filan, neler işin içine giriyor? Çok fazla konumuz var. Hani her şeyde akrabalık oluşturabileceğimiz, bir bağ kurabileceğimiz birçok unsur var. Evet, yani kültürel manada baktığınızda aslında zaten bir şeyin evrensel olabilmesi için yerelden geçmesi gerekiyor. Evet. Bu kadar evrenselleşebildiği şekilde de o kadar değerli oluyor aslında. Evet, son söz bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Korkuyorumdan söz etmeyelim. Vaktimiz kalmadı maalesef. Peki. Evet, sevgili seyirciler, bir programı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Bekleriz efendim.